Arkadaşlar, soru çözme saatimize hoş geldiniz. Bugün katılmış olduğunuz deneme sınavımızın inkılap tarihi sorularını birlikte inceleyerek çözelim. Besmelemizi çekip birinci sorumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz Fransız İhtilali ile ilgili bir soru. Görselde verilen bilgilere bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Evet, Fransız İhtilali arkadaşlar milliyetçilik, hürriyet, eşitlik, adalet ve milli egemenlik kavramlarını ortaya çıkartmıştır. Peki Osmanlı Devleti'ne yansıması nasıldır Fransız İhtilali'nin? Yunan isyanı ile Sırplardan sonra isyan eden Yunanlılar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan ilk azınlık oldu. Tanzimat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın herkes kanun önünde eşit oldu. Islahat fermanı ile beraber Osmanlı ülkesindeki azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hale getirildi. Yani gayrimüslimlere haklar verildi. Meşrutiyetin ilanı ile beraber de halk ilk defa seçimlere katıldı. Sınırlı da olsa yönetimde söz sahibi olmaya başladı. Seçeneklerimizi inceleyelim. Fransız İhtilali'nin evrensel sonuçlar doğurduğu. Evet arkadaşlar, Fransız İhtilali evrensel sonuçlar doğurmuştur. Bütün dünyayı etkileyen sonuçlara neden olmuştur. O zaman A seçeneğimize ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda önemli bir değişim yaşadığına ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet, Yunan isyanıyla Yunanlılar bağımsızlığına kavuşuyor. Tanzimat, ıslahat ve meşrutiyet ilan ediliyor. O halde B'ye de ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'nin ilk ıslahat çalışmaları Fransızların baskısıyla gerçekleşmiştir. Evet, böyle bir baskı durumu söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımızı bulduk. C seçeneğidir cevabımız. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramların Osmanlı ülkesinde siyasi ve toplumsal etkilerinin olduğu. Evet, siyasi yönetimle ilgili arkadaşlar. Toplumsal etkisi ise halkı ilgilendiren çalışmalarda. Halk yönetimde söz sahibi olmaya başlıyor. Kanun önünde eşit sayılmaya başlıyor. O halde siyasi ve toplumsal etkileri olmuştur. D seçeneğimizi de eliyorum. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz. Bu bilgilere dayanarak 1. Dünya Savaşı öncesinde devletlerden hangilerinin aynı blokta yer alması beklenmez? Evet arkadaşlar, bloklarımız İtilaf ve İttifak Grubu bloklarımız. Yukarıdaki bilgimizi hızlı bir şekilde inceleyelim. 1. Dünya Savaşı öncesinde siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya bir yandan İngiltere'nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsas-Lorraine bölgesini Fransa'dan aldı. İtalya ve Almanya'nın sömürge arayışının içine girmeleri İngiltere'yi endişelendirdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa'da hakimiyet kurmaya çalıştı. Aynı bölge Rusya'nın da yayılma sahasıydı. Devletler arasında yaşanan bu gerginlik ve rekabet bloklaşmalara neden oldu. Evet arkadaşlar, bloklaşmalarımızı o halde oluşturalım. İngiltere, Fransa ve Rusya. Evet, İngiltere, Fransa ve Rusya, yani FIR, ittifak grubunu oluşturuyor arkadaşlar. Almanya ve Avusturya, Macaristan ise ittifak grubunu oluşturuyor. O halde hangileri aynı blokta yer almaz, onu inceleyelim. 1 ve 4. 1 ve 4 Almanya ve Avusturya, Macaristan aynı grupta yer alır. Eleyelim. 2 ve 3 İngiltere ve Fransa aynı grupta yer alır arkadaşlar. 3 ve 5 Fransa ve Rusya, evet Fransa ve Rusya aynı grupta yer alır. D seçeneğimiz kalıyor arkadaşlar geriye. Yani Avusturya, Macaristan ve Rusya aynı grupta yer almaz. Biri ittifak grubundadır, biri ittifak grubundadır. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Amasya Genelgesi ile ilgili bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Amasya Genelgesi ile belirlenen amaçlardan biri olduğu söylenemez. Evet, Amasya Genelgesi'nde alınan kararlardan bahsedilmiş arkadaşlar kısaca. Yurdun bütünlüğünün, ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul'daki hükümetin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmediği, ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişinin kurtaracağı, ulusun davranışları ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulum varlığının gerekli olduğu ve Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongre toplanmasının kararı alınıyor arkadaşlar.
O halde halkı milli mücadeleye davet etmek söz konusu mu arkadaşlar? Halk milli mücadeleye davet ediliyor, öyle değil mi arkadaşlar? Niye? Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikede. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. O yüzden bu görev kime düşüyor? Bu görev millete düşüyor, halka düşüyor. O halde A seçeneğini eleyelim. Milli mücadeleyi başlatmak için dış destek sağlamak. Dış destek, dışarıdan bir destek var mı arkadaşlar? Dışarıdan bir yardımcı destek isteniyor mu? Hayır arkadaşlar, cevabımızı bulduk o halde. Cevabımız B seçeneğidir, ulaşamadığımız. Ulusal egemenliği gerçekleştirmek söz konusu. Nereden ulaşıyoruz arkadaşlar? Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı kurtaracaktır. Halk üstünlüğü söz konusu arkadaşlar burada. Bir de ulusal bir kurulun varlığından bahsediliyor. Milli bir kurulun varlığından bahsediliyor. Burada da yine ulusal egemenliği gerçekleştirme amacı söz konusudur. Milli mücadeleyi örgütlemek amacı da söz konusu arkadaşlar. Birlikte hareket edelim mesajları veriliyor. D seçeneğine de ulaşabiliriz. Evet, dördüncü sorumuz. Bu belgeler aşağıdakilerden hangisinin haklı gerekçelerle yapıldığını destekleyen örnekler arasında gösterilemez? Evet arkadaşlar, Amiral Birisoğ raporu ve General Harbut raporu ile ilgili kısaca bilgiler verilmiş. Amiral Birisoğ raporu, İzmir'in işgalini gerektiren bir güvenlik sorunu olmadığını, Yunan işgalinin haksız olduğunu, Türklerin haklı olduğunu tüm dünyaya duyuran ilk belge şeklinde ifade etmiştik. General Harbut raporu ise Ermenilerle ilgili arkadaşlar. Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olmadığını, yine Türklerin haklı olduğunu, Ermenilerin haksız olduğunu iddia eden bir rapordur. O halde haklı gerekçelerle yapıldığını destekleyen örnekler arasında hangisi yoktur? Evet, milli mücadele vardır, öyle değil mi arkadaşlar? Milli mücadeleyi destekler. Kuvayi Milliye'nin oluşturulması da vardır, eleyebiliriz. Saltanat Şurası'nın ve Sevr Anlaşması'nın onaylanması. Evet arkadaşlar, Sevr Anlaşması'nın onaylanması. Bir maddelerini hatırlayalım arkadaşlar. Burada diyoruz ki Türklerin haklılığını dünyaya duyurmak diyoruz. Peki Sevr Anlaşması'nın maddeleri oldukça kötü maddelerdi. Osmanlı Devleti'nin yok sayılıyordu resmen. Çok küçük bir yerde Osmanlı Devleti'nin yaşama hakkı tanınıyordu. Ve burada da Amiral Birisoğ raporu ve General Harbut raporu ise Türklerin haklılığını dünyaya duyuruyordu. Ve bu ikisi birbiriyle zıt. O halde cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Yine reddi ilhak ve müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması ise milli mücadele amaçlı kurulmuş olan cemiyetlerden de D seçeneğini de eleyebiliriz. Beşinci sorumuz. Bu telgraf Türk ulusunun ilkelerinden hangilerini benimsediğini örnek gösterilebilir? Evet, biz 12'ler, şehirli, köylü, Türk, Kürt, yerleşik, göçebe, bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız. 12'lerin yerini 12 binler, 20 binler alacaktır. Sizin bize ders vermeniz bir tarafa, çok geçmeden Urfalıların size nasıl bir ders vereceğini göreceksiniz. Size tavsiyemiz, temsilcisi bulunduğumuz 120 binlerin sillesini yemeden ve çok geç olmadan medeni milletlere yakışır bir şekilde Urfalılardan özür dileyerek Fransa'ya dönmenizdir. Evet, bütün Urfa halkı adına 12'lerin ifadeleri arkadaşlar. O halde yukarıdaki ifadelerden bağımsızlığa ulaşabiliyor muyuz? Evet, bağımsızlığa ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Vatanseverlik duyguları söz konusu, ikiye de ulaşabiliyoruz. Çağdaşlaşma ise yenileşme, inkılap yapma demek. Burada yenilikle ilgili, inkılap yapmayla ilgili herhangi bir ifadeden, cümleden bahsedilmemiştir arkadaşlar. Bağımsızlık ve vatanseverlik duygularından bahsedilmiş daha çok. O halde cevabımız B seçeneğidir. Mondros ateşkesinden sonra kurulan milli cemiyetlerin faaliyetlerinden hangilerinin demokratik bir kültürün oluşmasına katkı sağladığı ileri sürülebilir? Evet, inceleyelim arkadaşlar öncülerimizi. Halkın temsilcilerinin katılımıyla kongreler düzenlenmesi, halk temsilcileri, evet, demokratik bir kültür oluşmasını sağlar. Biri alabiliriz arkadaşlar. Basın yayın yoluyla işgaller protesto ediyor arkadaşlar. Haklılığımız basın yayın yoluyla duyurulmaya çalışılıyor. O halde 2'yi de alabiliriz arkadaşlar. Kuvayi Milliye birliklerinin silah, cephane ve erzak gibi ihtiyaçlarını karşılama. 3'ü alamıyoruz arkadaşlar. 3'ü eleyelim. 1 ve 2. O halde cevabımız A seçeneğidir.
7. sorumuza devam edelim. Sivas Kongresi ile ilgili bir soru. Buna göre Sivas Kongresi delegelerinin aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri savunulamaz. Sivas Kongresi'nde temsil heyetine yeni üyeler eklenerek bu heyetin yetkileri tüm yurdu kapsar hale getiriliyor. Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Yani TİKMATİV arkadaşlar, TİKMATİV diye kodlamıştık. TİKMATİV cemiyetlerimiz tek çatı altında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Evet, seçeneklerimize dönelim. İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket edilmesi. Evet arkadaşlar, var mı İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket etme durumu? Hayır arkadaşlar, cevabımıza ulaştık o halde. Diğer seçeneklerimizi de inceleyelim. İşgallere karşı güç birliği yapma durumu söz konusu arkadaşlar. Cemiyetler birleştiriliyor, tek çatı altında birlikte hareket edecekler. Milli mücadelenin tüm yurda yayılması, evet tüm yurdu kapsar hale getirilmesinden ulaşıyoruz. C seçeneğimizi de eleyelim. Milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi, yine tüm cemiyetlerin birleştirilmesi tek çatı altında ifadelerimizden D seçeneğine de ulaşıyoruz. Bunu da eleyebiliriz. Cevabımız A'dır. 8. sorumuz bir harita sorusu arkadaşlar. Sevr Anlaşması ile ilgili bir harita sorusu. Bu haritaya bakarak İtilaf Devletleri'nin Sevr Anlaşması'nı hangisi üzerinde temellendirdikleri savunabilir? Evet, İtilaf Devletleri açısından değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti açısından değil. Evet, Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu yeri görüyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne şu bölüm, şu sarı renkli olan bölüm verilmiş arkadaşlar. Çok az bir bölümde yaşama hakkı var Osmanlı Devleti'nin. İtalyalar, İtalyanlar Batı Anadolu'da, Batı Anadolu'ya yerleşmiş. Fransızlar güneye yerleşmiş. Yine Musul ve çevresi İran, Doğu Anadolu Ermenilere verilmiş. Batı Anadolu Yunanlılara verilmiş vaziyette görüyoruz. Yine İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri'nin denetiminde. Arkadaşlar, İstanbul Osmanlı Devleti'ninmiş gibi görünüyor ama normalde Osmanlı Devleti'nin değil. Burası İtilaf Devletleri'nin denetimi altında. Evet, o halde ne diyebiliriz arkadaşlar? Öncülerimizi inceleyelim. Osmanlıcılık demiş arkadaşlar. Osmanlıcılık Türk Devleti'nin benimsemiş olduğu bir fikir akımıydı. Osmanlı Devleti'nde Osmanlıcılık fikir akımı benimsemişti. Bildiğin ırk ayrımı yapılmadan bütün herkesi eşit ve adaletli bir şekilde yönetme söz konusuydu. Osmanlıcılık değil arkadaşlar. Türklere ait bir kavram bu. Biri eliyoruz o zaman. Evet, biri eleyelim arkadaşlar. Zaten biri elediğimiz zaman cevaba ulaşıyoruz, öyle değil mi? Cevabımız B seçeneği o halde. Sömürgecilik, evet sömürgecilik durumu söz konusu arkadaşlar. Osmanlı Devleti burada resmen sömürülmüş oluyor. Uluslararası eşitlik durumu da söz konusu değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Sömürgecilik. Dokuzuncu sorumuz. Kazım Karabekir'in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir? Evet, Kazım Karabekir Paşa Erzurum ve Erzincan bölgelerinden 2000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat ediniyor. Üzerlerinde askeri elbisesi olmasına ve paşanın seçtiği subayların gözetimi altında olmalarına karşın asker terbiyesi görmüyorlardı. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda çok acıklı günlerinin anılarını silmek için ne gerekirse yapmaktaydı. Çocukları özellikle birer sanat ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozluk öğrenmişlerdi. Evet, seçeneklerimizi inceleyelim. Ermenistan zaferinin kazanılmasını arkadaşlar, zaten buradaki cümleler bize Ermenistan zaferinin kazanıldığını gösteriyor zaten. Bu zafer sonrasında işte çocukların üzerinde ortaya çıkmış olan bazı durumlar söz konusu. Onu önleme amacı var aslında. Ordunun subay ihtiyacını karşılama. Hayır arkadaşlar, B'yi de eliyoruz. Azınlıklara tanınan ayrıcalıklardan da hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Savaşın yol açtığı sosyal sorunların çözümüdür cevabımız. D seçeneğidir. Onuncu sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar çıkmasında aşağıdakilerden hangisi bir isyan gerekçesi olamaz? Evet arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlarımızı 4 grupta incelemiştik. İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan,
İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri tarafından çıkartılan, azınlıklar tarafından çıkartılan ve Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkartılanlar olmak üzere. Seçeneklerimizi inceleyelim. Hangisi bir isyan gerekçesi olamaz? Bağımsız bir devlet kurma amacı bir isyan gerekçesi olabilir arkadaşlar. Özellikle itilaflar ve azınlık devletleri Osmanlı Devleti üzerinde bağımsız bir devlet kurma amacı güderler. B seçeneği, işgal faaliyetlerini kolaylaştırma durumu da söz konusudur arkadaşlar. Özellikle İstanbul Hükümeti teslimiyetçi bir tutum izlemiştir ve sessiz kalmıştır işgallere karşı. İşgal faaliyetlerini kolaylaştırma amaçlanır. Anadolu halkı üzerinde otorite sağlama durumu da söz konusudur arkadaşlar. Düzenli ordunun kurulmasına yönelik tepkileri engelleme çalışması söz konusu değildir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, soru çözmemizi burada tamamladık. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.